İşte budur ya. Oğlum çok iyi bir şey lan bu. Oğlum çok heyecanlıyım. Ne yapacağız ya? Ne olur. Ne olur. Ne olur. Hadi. Budur ya. Abi müthiş. Bu taktik felaket tuttu abi. Bu taktik, videoda bulduğumuz bu taktik öyle bir tuttu ki. Arkadaşlar bu videoyu baştan sona izlerseniz inanılmaz eğlenceli oldu. Yani gerçekten çok eğlenceli oldu. İnanılmaz saracak. İnanılmaz eğleneceksiniz. Hem de bir sistem, bir taktik öğreneceksiniz. Kendinize göre de uygularsınız. Sizlere çok güzel şeyler gösterdim. Çok böyle inanılmaz riskler aldık. Başarılı olduk. Böyle şanslılıklar yaşadık. Çok şanslanlar oldu falan. Yani çok eğlenceli bir olayı varmış bu oyunun. Ve ben bu oyunu çok sevmeye başladım. Baştan sona izleyin. Bütün sistemi siz de anlayın. Çok eğlenceli oldu. Hiçbir şey öğrenmek için değil. Sadece eğlenmek için çok çok eğlenceli oldu aynı zamanda. Yani öyle de çok güzel oldu. Benim en eğlendiğim video bu sene, öyle söyleyeyim size. Hadi o zaman başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. O coins'ler kasılacak oğlum be. Arkadaşlar tam 2 saattir sizlere coins kasma taktikleri bilmem neler alıyorum. Ve oyun o kadar kilitli ki. Coins kasmak için gerçekten yani kafamı yordum, bilmem ne yaptım. Bugün kendi hesabıma coins kasılımı yapacağım. Ve... ama arkadaşlar ben bu yıl bu coins kasma işiyle, bu oyunda gelişme işiyle, oyunu en doğru oynama ve bir bug, bir glitch, bir şey bulmayla o kadar çok uğraşacağım ki. O yüzden bu kanala abone olun, bildirimleri açın, asla kaçırmayın, çok uğraşacağım. Ne kadar iyi bulabilirim, ne kadar kolay coins kasarız bilmiyorum ama ben bu işe gerçekten çok kafa yoracağım. Çünkü bu oyunda bir anda böyle bir şekilde coins kasılabilme mantıkları, bir şeyler var, çok güzel şeyler keşfettim. Şu an çok kolay kasılamıyor ama bizim hesaba bir şeyler yapacağız. Ve arkadaşlar coins kasmayla sonuna kadar uğraşmam için bu videoya bir 1000 like atalım ya. Herkes bu videoya like atsın çünkü bu hepimizin işine yarayacak. Herkesin işine yarayacak ve arkadaşlar bu hesaba şu anda bakalım coins kasabilecek miyiz? Ben bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Hepinizin elinde olan şeyler, bunu hepiniz yapabilirsiniz ama belki kullanmışsınızdır, belki yapmışsınızdır. Belki coins kasma yapmak dışında başka bir şey için kullanmışsınızdır, bilmiyorum. Arkadaşlar eğer EFC Mobile oynuyorsunuz ve eğer hala bu kanala abone değilseniz direkt olarak bu kanala bence abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var ve oyunda gelişmeniz için de artık sizin için var. Gerçekten çok felaket çalışacağız. Ve arkadaşlar aynı zamanda da bu videoya gerçekten ne kadar like gelirse anlayacağım ki coins kasma taktiklerini çok istiyorsunuz. Ve ona göre çok uğraşacağım. Ve daha çok taktik bulmaya çalışacağım. Oyunda çok ilginç şeyler var mesela. Yani bir şey yakalarsanız böyle bir anda böyle bir inanılmaz coinsler kasılabilir. Yani gerçekten ilginç taktikler var. Önce bir tane mesela bir mantık göstereceğim. Yani o kadar eğlenceli geldi ki aslında oyuncu bulabilsek. Öyle bir mantık bulabilsek, o kadar eğlenceli bir mantık ki hesap makinesiyle falan filan yapılıyor ama manyak iş ya, çok da basit, gerçekten çok basit. Arkadaşlar 79'luk oyuncular üzerinden denedim birazcık, belki daha düşük rating veya daha yüksek rating daha işe yarıyor olabilir. Ben hatta Edinmişka'dan 20-30 bin coins kastım ama hani bedavadan direkt kastım ama 20-30 binden nereye kadar abi? 200 bin, 300 bin kasmak lazım bir oyuncudan. Bu videoda kasacağımız inanılmaz büyük anormal bir taktik değil ama ben galiba çok güzel coins kasacağım, bilmiyorum, size bütün detaylarıyla da anlatacağım. Oraya geçeceğiz ama önce bu mantığı sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben Edinmişka'dan kastığım için sizlere bir göstermek istiyorum. Şu anda da kasılabiliyorum ama 20-30 bin kastım. Ama illa vardır yani çok daha değerli halleri. İlla vardır. Şu 79'lara inelim abi. Edinmişka'yı buradan bir bulalım. İşte burada arkadaşlar. Tanesi 48.800'den 19 tane alıyoruz, tamam mı? Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Ama ne kadara satabiliriz, nasıl olur bilmiyorum. Kaç coins harcadığımızı göreceksiniz. Belki yine 20-30 bin kasabilirim. Çünkü bu adamın 5 rating, yani buradaki değeri 1 milyon 60 bin coins görmüş olduğunuz gibi. Yani 1 milyon 60 bine satabiliyoruz. Ve ben bu adamı ne kadar aldım şu anda? Bakıyoruz arkadaşlar. 927 bine aldım. 1 milyon 60 bine satarsam %10'luk kesintiyle 960 bin coins falan olacak. Ve bedavadan, yani şu an videoya girin, bedavadan 20-30 bin kasmış olacağım. Ve rastgele bir oyuncu bu. Ama 200 bin 300 bin de kasabiliriz. Ben hemen taktiği de sizlere gösteriyorum. Edinmişka'yı arkadaşlar kadromuza koyuyoruz. Edinmişka'yı hemen buraya alacağız arkadaşlar. 79'luk Edinmişka'nın bir tanesini buraya alıyoruz. Ve arkadaşlar buradan Edinmişka'ya geliyoruz. Antrenman yaptırıyoruz. Ama daha doğru, daha iyi oyuncuları bulmamız lazım. Bunu muhtemelen, pardon, derece yükseltme yapıyoruz bu arada. Bunu muhtemelen çok fazla yaptılar ve oyuncu kalmamış. Ama arkadaşlar bu taktik ilk keşfedildiği zaman ben çok araştırdım. Her yerde araştırdım sizin için. Yani nasıl bir taktik bulabilirim diye araştırdım her yerde. Ve gerçekten şöyle bir durum var. Bunu o kadar çok uğraşmışlar ki bununla. Yani inanılmaz bir şekilde o kadar çok uğraşmışlar ki. Abi bu arada bir dakika, çok garip bir şey var. İki tane oyuncuyla iki rating arttırabiliyor muyuz? Ooo 4 tane oyuncuyla 3 rating arttırıyoruz. Ben 2 tane oyun... Ben 3 oyuncuyla 2 rating arttırıyoruz sanıyordum. Başka bir şey. Birazdan yapacağımız taktik için lazım bu.
Ama bir dakika, o zaman başka şeyler konuşabiliriz. O zaman başka şekilde deneyeceğiz. Daha da kolay istediğim şey oluyor mu? Arkadaşlar çok ilginç bir şey yaşandı. Başarısızlık yazmış. Edit'te baktım. Öyle bir şey yaşandı ki az önce. 19 oyuncuyla normalde hallolması lazımken Edin Vişka hallolmamış ve çok ilginç yani. Gerçekten çok kafa karıştırıcı bir durum var şu anda. Yani eksik var şimdi ve oyuncular da gitti. Ya çok garip şeyler yaşanıyor şu anda. Ya, gerçekten çok garip şeyler yaşanıyor. Ben anlamadım şu anda gerçekten. Ne yaşıyoruz abi? Nasıl başarısızlık? Nasıl bir başarısızlık abi? Neyi başaramadık ya tam olarak? Gerçekten inanılmaz bir durum var şu anda ya. Bir dakika şu oyuncu bir gelsin. Bir şeyler bug'a girdi. Bir şeyler yaşanıyor şu anda. Vallahi çok ilginç. Hemen gel Edin Vişka, çabuk gel hadi. Yani abi inanılmaz ya. Bir de ben şimdi tek bir Edin Vişka ile bunu yükseltemeyecek miyim? Abi iyi bildiğin oyuncularımı çaldı benim. Benim bir eksiğim yoktu ki. Baksana bir de %10 diyor. Arkadaşlar az önce bir bug oldu, bir şey oldu. %90'da kaldı. Onun %100 olması gerekmiyor muydu? Ben tam olarak çözemedim ama bir şeyler denemek istiyorum şu anda. Ben mesela bundan 10 tane alayım. Tamam mı? 10 tane bir Edin Vişka alacağım. Ve gerçekten inanılmaz karışık, garip bir durum var. Ve ben bunu gerçekten çözebilmiş değilim. Çok değişik şeyler var. Çok ilginç şeyler var. Oyun inanılmaz bir durumda şu anda. Ben asıl yapacağımı yapacağım. Ama bir saniye, benim şu an tek derdim bu. Yani ben bunu yapmak istiyorum. Az önce yaparken %90 olasılıkla başarısız olduk. Ve ben garanti %100 zannediyordum onu. O kadar da uğraştık, çalıştık, çabaladık. Videoda nasıl böyle bir şey oldu bilmiyorum. Ama iyi ki oldu. Şimdi 9 tane Edin Vişka'mız var bizim değil mi arkadaşlar? Şöyle bir derece yükselt dedim. Hemen bir tane yükseltiyorum. Hemen bir tane yükselttim arkadaşlar. Tamam, bir tane güzel abi, çok güzel. Bir tane yükselttik. Bu %100 müydü zaten? Bu şimdi başarılı ama %100 başarı değil mi zaten abi? Bunu bir daha yine %100 abi. 50-50 tamam güzel. Bunun da olasılığı %100. Ama ilginç bir durum var arkadaşlar. Yani gerçekten ilginç bir durum var. Şimdi bunu bir taneyle %50 ihtimalle yükseltebiliyoruz ya. Abi yani gerçekten çok ilginç. Yani çok anormal şanslı olursak çok saçma coins kasabiliriz ya. Bana bu çok eğlenceli geldi şu anda. Yani bilmiyorum ama çok saçma sapan bir durum var. Şimdi bunu abi ben 3 taneyle deneyeceğim ya, %60 şansı. Başarılı ol ama. Vallahi başarılı oldu. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Abi şu an totalde 10 tane oyuncu almıştık değil mi? Devam edelim. 10 tane almıştık. 7 tane daha alsak yeter herhalde değil mi? 2 tane oyuncu eksik kullandık çünkü güzel oldu. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Garip bir eğlencesi var bunun. Bu çok eğlenceli bir şeymiş lan. Edin Vişka gel buraya oğlum. Gel abi. 7 tane daha alacağım. 7 tane daha alacağım. Dur bakalım. Dur bakalım abi. Yani ilginç ya. Vallahi çok ilginç. Hemen gelsin abi Edin Vişka. Yani gerçekten çok saçma bir taktik daha buldum şu anda. Bu birazcık şansa bağlı. Ama kasarsak da yani rastgele denediğinde kasılan bir taktik. 341 bin daha verdik. Çok da vermedik yani. Bir tane 10 tane aldık. 17 tane aldık toplamda. 17 tane 50 bin yani maksimum. Ne kadar para? 850 bin vermiş olacağız bak. Şimdi derece yükselt diyoruz. Bunların hepsini veriyoruz. %90 şans diyor. %70 ile bir denesek mi ya? Ama gelmezse çok sıkıntı abi. Deneyeceğim ama ya. Az önce ya denemek istedim abi. Olursa olur. %70 ya. İşte budur ya. Oğlum çok iyi bir şey lan bu. 15 tane oyuncuyla yükselttim. 15 tane oyuncu kullandım arkadaşlar. Hesap makinesine girebilir miyiz şu anda? 15 tane oyuncuyla 15 çarpı arkadaşlar şöyle geliyoruz. 48.800. Ne kadar harcadık? 732 bin harcadık. Sadece 732 bin harcadım ve adam 1 milyon şu an. Abi inanılmaz saçma sapan bir mantık. 1 milyon 60 bin olan benim satılır arkadaşlar. Satılır bu arada en kötü 959. Oğlum çok saçma lan. 200 bin falan kasacağız. Öyle diyordum, öyle olacak ha. Arkadaşlar çok saçma sapan mantıkla bir şey bulduk şu anda ve değişik şeyler yaşanıyor. Arkadaşlar yani başka oyuncu arıyorum ama gerçekten... Hani bir oyuncuyu bulmak çok zor ama canlı yayınlarda sizlerle birlikte böyle oyuncular arayarak, ratingler deneyerek oyuncular bulup böyle riskli riskli coins kasma şeyleri deneyebiliriz ve bayağı da bir kasılabilir. Ama mesela bunlar çok zor arkadaşlar. Bunun 3 milyona yakın fiyatı olması lazım ki deneyebilirim. Yani 170 binlik oyuncu ortalama 150 binlik 3 milyon falan olması lazım. Bakın bu 1 milyon mesela. Oyuncu bulmak çok zor. Bulursanız ama gerçekten kasabilirsiniz. Edin Vişka çok mantıklı. Ama Edin Vişka'yı çok denediğimiz için daha yüksek farklı bir oyuncu arıyorum. Davis'e bakalım. Bir dakika abi, Davis olur bu arada. Abi ben Davis'i 380 binden, tamam mı? Şu an yapamayacağız bunu tabii ki. Ama 380 binden ben Davis'i arkadaşlar 15 tane alacağım. Olmazsa yapacak bir şey yok ama 15 tane alıyorum 380 binden. Eğer gelirse, eğer bunlar satılırsa ve gelirse arkadaşlar
bayağı bir güzel olacak. Yani bunlara bakacağız. O Edin Vişka da zaten satılacak arkadaşlar. Satıldığını da gördük. Bayağı güzel bir durum var. Şimdi ana yapacağımız şeye geçelim bakalım neler olacak arkadaşlar. Şimdi ana yapacağımız şey şu ki burada takasımız var bizim görmüş olduğunuz gibi. Ve burada da ilginç bir şeyler yaşanabilir aslında. Evrensel derece oyuncusu var. Burada gördüğünüz gibi ben arkadaşlar 81 tane Dudek yaptım. Ve benim 81 tane Dudek'im var. Ve arkadaşlar ama benim bu hesapta zaten 36 milyon coins'im olduğu için 2 tane de Mascherano'm var. Mascherano sayımı arttırmak istiyorum. Mascherano'larımı çoğaltmak istiyorum. 2 tane de 90'lık Haaland ve Bellingham'ım var burada görmüş olduğunuz gibi. Bunlar bedavaya verildiği için zaten biz arkadaşlar güzel bir kadro kururuz. Bu hesapta ben bu Haaland'la Bellingham'ı da atmak istiyordum. Ama 2 rating arttırmak için 2 Mascherano zaten yetiyormuş. Orada benim bir kafam karıştı. Ben 3 tane Mascherano ile 2 tane rating arttırıyoruz diye bu videoya girmiştim. Bu videoda fark ettim ki 2 oyuncuyla 2 rating arttırabiliyormuşuz. 3'e gerek yokmuş. Ama 3.'yü acaba %50 şansla denesek mi diyorum ki galiba ben onu yapacağım arkadaşlar. Yani muhtemelen yapacağım. Olursa olur, olmazsa olmaz ama yani bilmiyorum, belki de denemem ya. Duruma göre bakarız. Haaland'la Bellingham'ı bir kadrodan çıkartıyorum ben arkadaşlar. Kulübüme geliyorum ve Haaland'ı da Bellingham'ı da kadrodan çıkartıyorum arkadaşlar. Bay bay diyoruz bunlara ve buraya minimum 84 rating yapalım arkadaşlar. Umarım vardır oyuncu bu arada. Var, tamam, Ribery var. Ribery'i kullanalım abi. Ribery boşa gitmesin. Ribery buraya geldi ve bir de Bellingham'ı değiştireceğiz arkadaşlar. Bellingham nerede? Ribery sen buraya gel abi. Bellingham sen de gel abi. Seni de değiştiriyoruz. Arkadaşlar kadrodaki oyuncuları birazcık baştan sağma kullanmış gibi görünüyor olabiliriz. Ama öyle değil. Hiç merak etmeyin. Ben buraları düzenleyeceğim. Bize Mascherano lazım. Ben bedava oyuncuları paraya dönüştürmem lazım arkadaşlar. Bunları ben paraya dönüştüreceğim. O yüzden de şu an sizlerle birlikte değişik değişik bir risk alacağız. Ve ben daha fazla taktiklerle sizlerin karşısında da olacağım. Vallahi billahi aldım abi Mascherano'yu. 5 tane Dudek'i verdim. 2 tane 90'lık bir Bellingham bir Haaland verdim. Mascherano'yu aldım. 3 tane Mascherano'muz oldu. Şimdi arkadaşlar bu bizim 36 milyonumuzla güzel bir oyuncu bulmamız lazım. Çok güzel. Şöyle efsanevi bir oyuncu bulmamız lazım. 3 tane reytingini arttıracağız. Ve bizi coşturacak. Mesela Rodri'ye gelelim. 3 tane 2 tane arttırınca 42 milyon oluyor abi. 2 tane arttırınca 3 tane arttırınca 57 milyon oluyor. Yani 30 milyon kasabiliyoruz Rodri'den. Bellingham'dan ne kadar kasıyoruz? Bellingham'dan da 30 milyon. 30 milyondan biraz daha fazla. Bellingham biraz daha iyi. Leva'dan ne kadar kasıyoruz? Leva'ya da tam paramız yetiyor. Abi Leva'dan çok fena kasıyoruz. Leva'ya direkt girsek mi ya biz? Vallahi direkt Leva'ya girsek mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani gerçekten çok ilginç. Çok da pazarda yok. Satılır da yani. Evet, bayağı inanılmaz yani durumlar. 26'dan alıp. Oğlum arkadaşlar sistem çok iyi. Bunlara biz Mascherano basarak bunları yükseltebiliyoruz. Diğer hesapta da aynı şekilde deneyeceğiz. Diğer hesapta da bir şeyler yapacağız. 2 rating yükselttiğimiz takdirde diğer hesapta bayağı bir şeyler de olabiliyor. Yani çok ilginç durumlar var aslında arkadaşlar. Arkadaşlar ben Arnold'a gidiyorum. Çünkü Arnold ikinci şeyinde bile 25 milyon arttırıyor bildiğiniz. Yani gerçekten çok iyi. Buradan da Arnold'a teklif vereceğim. Eğer Arnold gelirse Arnold'a 3 rating yükseltmeye çalışacağım. Olmadı da 25 milyon kasmış olacağız Arnold'dan da. Gerçekten böyle bir şey yapacağız. Şu Davis'ler de gelirse gerçekten inanılmaz mükemmel olur. İnanılmaz olur ya. Arkadaşlar Trent Alexander-Arnold'ı 29 milyon 700 bin coins'e almayı başardık. Davis'ler de yavaş yavaş geliyor. Toplamda 6 tane Davis gelmiş. Diğerlerinin de gelmesini bekliyoruz. Ancak totalde hepsini birden alacağım ki ne kadar para ettiğini görelim. Sadece buradan Arnold'u alacağım şu anlık. 29 milyon 700 bin Arnold'u harcadım şu anda, tamam mı? Ve herkese bedava verilen o Mascherano'ları sizlerle birlikte şu an kullanmayı deneyeceğiz. O Davis'lerden de toplamda 15 tane aldığımızda deneyeceğiz. Ve 15 tanesi ne kadar tutacak? Ve bakalım biz coins kasabileceğiz mi? Ne kadar kasacağız? Bunu da bu videoda görmeye çalışacağız. Bekliyoruz. Gelir yavaş yavaş zaten. Şimdi Arnold'a geldik. Derece yükselt dedik arkadaşlar. 29 milyon 700 bin almıştık. Hemen derece yükselt dedim. Onayladım arkadaşlar. Ve Trent Alexander Arnold 94 rating oldu şu anda. Ben şimdi bunu 29 milyon 700 bin almıştım arkadaşlar. Ve pazara geliyorum. 29 milyon 700 bin aldım. Pazara geldim. Ve buradan gene siliyorum. Arnold nerede? Burada. 29 700 aldım. Şu an 39 200'e satılma ihtimali var arkadaşlar. Yani 10 milyon değil 7 milyon falan coins kasmış oluyorum. En kötü ihtimalle de 4-5 milyon şu anda kastım. Ama tabii ki benim yapacağım olay bu kadarla sınırlı değil, biliyorsunuz ki arkadaşlar. O yüzden ana sayfaya geliyoruz.
kulübümüze geliyoruz ve bu 7 milyonluk coins kasma şeyini birazcık daha arttırmak istiyoruz. Ve sizlerle birlikte arkadaşlar buradan derece yükselt diyorum ve bir tane daha maskara ana basıyorum ve yükseltiyorum. Arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü birazdan galiba anladığım gibi ise sistem bir şey deneyeceğiz. Ama olmazsa da çok fena batacağız ama bilmiyorum ne olacağını. Şimdi Arnold 95 rating oldu ve %50 şansla 96 olabiliyor. Ama Mascherano'yu çöpe de atabiliriz. Yani öyle bir risk ki bu. Ya şu an zaten en kötü ihtimalle garanti ben. Ana bir de bu fiyata bu adamı yapamıyoruz ha. Bu ilginç bu. Buna satılırdı, diğerine satılmaz. Abi bizim bunu 75 milyona yükseltmemiz lazım. Yoksa batarız ha. Oğlum çok büyük sıkıntı. Ya da bekleyeceğiz artık arkadaşlar. Yeni yenilemeyle bir tane Mascherano almaya çalışacağız. Onu da oğlum bir tane daha Mascherano ben alamam ki. Abi bizim bunu 78'e satmamız lazım. Ya %50 şans hocam. Bak 10 tane Davis olmuş bir de. Davis'i de daha deneyeceğiz. Oğlum çok heyecanlıyım. Ne yapacağız ya? Abi çok kötü. %50 şans ne? Ya olmazsa? Yey. Abi. Çok kötü bir durum şu an. %50 şansla 96 olacak ya da olmayacak. Ve arada 30 milyon falan fark var. Ve 96 olmazsa hiç satamaya da biliriz. Oğlum çok saçma bir sistem. Şu an öyle bir risk altındayız ki. Ve %50 ihtimalle ya hesap coşacak ya batacak. Abi Haaland'ı verdim. Bellingham'ı verdim. Hocam haydi. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Hadi. Hayır. Yapma. Bu zaten arkadaşlar coins kasma taktiği değildi. Bu denemeydi de bu. Abi bu nasıl iş? Ama en az riski aldım ben yine de. Yani Arnold en çok satılabilecek olandı. En değeri uyandı. Ve yani ya bu videoda kullandığım taktik aslında bu olmayacak. Ben garantiye gidecektim normalde de böyle oldu. Ve Arnold'un değeri bayağı hızla düşüyor arkadaşlar. Yani gerçekten çok zor bir, sıkıntılı bir raddedeyiz. Çok zor bir durumdayız. 53-400'e koyacağım herhalde. Bilmiyorum abi 59-100'e satalım bari ya. Ya gerçekten inanılmaz bir durum. Uf çok heyecanlıydı. 71 olsaydı, ulan 71 olsaydı var ya coşardık. Ben 59'a koydum ama hiç inanmıyorum satılacağına. Arkadaşlar şimdi Davis'leri bekliyoruz. Davis'ler 2, 1 tane daha var. Ben Davis'leri ama 11 tane almışım. 2 tane, 4 tane daha olması lazım. Yani Davis'i ben şöyle... Oo 400 binlik de koyulmuş. Ben nasıl alacağım ya? Arkadaşlar şu an toplarız ikisini o zaman. Şu an ilk olarak ben tüm oyuncuları al diyorum. 4 milyon 220 bin verdik şu anda. Sadece 4 milyon 220 bin verdik Davis'e. 4 milyon 220 bin. Davis'e harcadığımız para bizim 4 milyon 220 bin. Unutmayalım bunu. 4 milyon harcadık. Şu anda 4 milyon. Filtre diyoruz. Ve tümünü sıfırla diyelim. Şu Davis'i bir alalım abi bir tanesini. 4 milyon 220 bin harcadık. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Derece yükselt dedik. Arkadaşlar bu videoda keşfettiğimiz taktik. Benim videoya girmeden önce bu risk alacağım şeydi zaten diğeri. Arnold olmadı. Ama bu zaten videoda keşfettiğimiz taktik. O zaten her zaman yapabileceğiniz bir şey değil. O derece oyuncularıyla yapılıyor ama bu... Direkt olay taktik. Şu an 4 milyon 220 bin harcadık arkadaşlar biz Davis'e. Bunu unutmayalım. Bunu sürekli tekrar ediyorum. İkisini de vereceğim ya. Diğerine de 6 tane... Dur. Bunu zaten %100 yapmak istiyorum arkadaşlar. Abi bak burada gitmeyelim. Burada bak burada patlamayalım. Şu an 86 rating oldu. Ve... Abi 3 taneyle yap. %60 şansı ver. Verdin. Verdin lan lan. Yes be işte bu tamam. %60 şansı al. Abi %60 şansı kesin alıyoruz ya. Bir de 4 tane de alıp %70 şansı da alırız. 4 milyon 220 bin harcadık şu anda. Ve Davis ne kadar abi? Bir dakika pazarda ne var? Aa 3'ü de geldi. Vallahi 3'ü de geldi. Abi 3 tane var. Şansımızı 3'ünü de mi denesek? Ne kadar? Oğlum fiyatına bakmadım ya. Bir dakika. Bir dakika abi. 7 milyon 600 bin. Abi ben 3 tane daha aldım 380 bine. Ne kadar ediyor ya? 4 milyon 220 binde çarpı 3 eşittir artı 4 milyon 220 bin. Arkadaşlar harcadığımız coins 5 milyon 300 bin olacak. 5 milyon 300 bin coins harcayarak 8 milyona bile satabiliriz. 5300 harcayarak ve 7200 gelir 2 milyon coins kasmış olacağız. 2 milyon coins kasmış olacağız. Eğer olursa, olmazsa bittik.
Çok bitmedik. Olmazsa kâr edemeyiz sadece. Bir daha deneriz, uğraşırız, alırız. Hepsini veriyorum. %60 şans abi. Gelmedi. Bir tanesi eksik olmuş. Neden oldu bilmiyorum. Bunun olması lazım. Bu olursa 2 milyon coins kasmış olacağız. Ya da en kötü 1 milyon abi. En kötü en düşük fiyattan satarız. 1 milyon kasmış oluyoruz. Ve böyle böyle oğlum. Ama risk ya bu. Aslında arkadaşlar yani... bir tane daha alıp daha da... Bastım ya. Verdi abi. Başarılı ya. Budur ya. 2 milyon kastık oğlum. Satılırsa 2 milyon kastık ya. Satılır abi. Deviz çok az var. Abi müthiş. Abi bu çok iyi işte bak böyle ya bu taktik felaket tuttu abi. Bu taktik videoda bulduğumuz bu taktik öyle bir tuttu ki neler neler yaşadı. Abi bu videoda yaşananlar gerçek mi ya? Bu videoda yaşananlar gerçek mi abi? Çok çok heyecanlı, çok saçma bu oyun, çok eğlenceliymiş. Abi ama bu Arnold bizi bitirdi. Bundan da coins kastık zaten de ama öyle olmadı işte. İstediğimiz gibi olmadı. Şu işkanın da satılmasını bekliyoruz. Arkadaşlar ben Davis'in satıldığını göstermeden bu videoyu bitirmem. Davis'in satıldığını da göreceksiniz. Arnold'ı ben bekleteceğim abi. Belki değeri artar falan diye bekleteceğim. Ya da Arnold'ı bir kere daha deneyeceğim aynı şekilde. Bir rating daha yüksek. Bir kere daha %50 şansı deneyeceğim. Ama onu da nasıl deneriz bilmiyorum. Bir yenilemede falan deneriz belki. Bakacağız duruma göre arkadaşlar. Arkadaşlar taktiğimiz mükemmel bir şekilde tuttu. Davis satılmadan bitirmeyeceğim dedim videoyu ve Davis'in parasını alıyoruz. 7 milyon 200 bin aldık. 5 milyon 300 bin, 5 milyon 200 bin falan harcadık ve coins kasmak için yaptık bunu ve coins kastık. Çok iyi oldu gerçekten ve böyle böyle yapılabiliyor demek ki arkadaşlar. Yapabildik. Edin Mişka'nı bu hala satılmadı. Bunu 720 bine elde ettik bu arada. Bu Edin Mişka'yı biz 720 bin coins'e elde ettik. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Böyle böyle canlı yayınlarda, videolarda bir sürü denemeler yapacağım bu arada. Ben riskli ama kasılıyor. Çok eğlenceli. Ben çok sevdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arnold da bir şekilde satılır. Bir şeyler yaparım. Arnold'la ilgili başka planlarım da var. Dediğim gibi %50 şansa belki bir kere daha denerim. O orada dursun ama 60 milyonluk oyuncu sonuçta. 30 milyon, 28 milyon harcadık onun içinde. Tabii iki tane de 90'lık oyuncu falan verdik. Ama sonuçta karımızı yaptık. Risk de alıp daha da çok yapalım dedik ama gerek yok, karımızı zaten yaptık. Olmadı ama gerçekten çok eğlenceli. Yani %50 şansta şanslılık değiliz ama diğer şanslar bayağı güzel olabiliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Öpüyorum ve bye bye.